sohbet yapacağız. Konuğumuz Melek Okur İleri Hayata Renk Ver Derneği'nin başkanlığını yapıyor bu süreçte. Bizim de bir zamanla, her kısmı zamanla eğitmenimiz. Çok güzel işler yapıyorlar. Çok değerli işler yapıyorlar daha doğrusu. Ve ülkenin önemli bir problemini el ele bir şekilde bir ucundan tutmaya çalışıyorlar. Önce isterseniz biraz Melek Okur'u ve Hayata Renk Ver Derneği'ni tanıyalım. Sonrasında da paylaşacak konuya geçeriz. Melek. Merhabalar. Öncelikle Öğretmen Akademisi ailesine bize burada konuk ettikleri için teşekkür ederiz. Hayata Renk Ver Derneği öğretmen olarak hasta çocuklarla onlara nasıl yardımcı olabiliriz sorumuzla başlayan bir dernek. Ufak bir öykümüz var, eğer isterseniz Tabii. paylaşabilirim. Benim kuzenim 12 yaşında lösemi oldu. Şu anda üniversitede. Önce bunu paylaşmak isterim. Lösemi için 2 sene tedavi gördü. Tedavi sürecinden sonra bağışıklık sistemi zayıfladığı için medikal maskesiyle beraber okulundaki eğitim hayatına devam etmeye başladı. Öncelikle yıl kaybettiği için küçük yaştaki çocuklarla beraber olması onda bir motivasyon kaybıydı. Bunun dışında sınıfa girdiğinde öğretmeni onu diğer arkadaşlarıyla birlikte oturtmadı. Çünkü bağışıklık sistemi zayıf ve desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Tek başına bir sırada oturuyordu. İşte ödevlerini "senin yapmana gerek yok, sen yorulma" şeklinde devam etti. Bir süre sonra veliler dilekçe topladılar. Ve evet, biz çok seviyoruz, ismini paylaşmak istemiyorum, çok seviyoruz onu ama sınıfta olmasa sanki daha iyi olur diye. Bunun sonrasında bir gün okula maskesiz gitti. Maske kullanması gerektiği halde evden maskeli çıkıp okula gittiğinde maskesini çıkardı. Ve sonra ciddi bir gribal enfeksiyon, sonrasında zatürre ve ciğerlerinde çok ciddi bir sorunla mücadele veriyor. Ve bu çocuk lösemi gibi bir hastalığı yendi. Maalesef bizim ön yargılarımıza yenildi diyoruz. Bu öğretmenlere düşen görevler çok büyük. Bu anlamda da bir öğretmen olarak görevimiz diye düşünerek bu işe yer öğretmen arkadaşlarımızla birlikte başladık. Biraz Hayata Renk Ver Derneği ve yaptıklarıyla, sonuçta yaptıklarıyla ilgili konuşuyor olacağız galiba. Bir de öğretmen olarak, hani bizler ne yapabiliriz veya nasıl şeyler yapabiliriz, biraz ona bakacağız. Ben siz sormak istediğiniz soruları notlar bölümüne yazarsanız ben oradan not alacağım. Sonra Melih'e o soruların cevaplarını onlardan alırız. Bu arada bir sunum üzerinden devam edeceğiz galiba. Sen kendinle ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Öğretmensin. Evet, ben öğretmenim. Şu anda bir okul yüksek eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Yüksek lisansımı da çocuk gelişimi üzerine yaptım. Daha evvel projelerde çalıştım ve derneğimizde açıkçası milli eğitim kapsamındaki bir proje, Renkli Umutlar, birazdan bahsedeceğim Renkli Umutlar projesi üzerinden başladı. Bu kadar. Peki, Bu kadar. istersen şeyden başlayalım. Hayata Renk Ver'in ne tür projeleri var? Hadi kuruluş. Şurada aşağıda. Tamam. Oraya gidiyoruz. Biz kimiz? Biz az evvel de söylediğim gibi proje odaklı başlayıp bu projeye inanan insanların çoğunu eğitimcilerin oluşturduğu, inanan insanların bir araya gelerek dernekleşme ihtiyacının doğması sonucu oluşan bir derneğiz. Her birimiz farklı yetkinliklere sahibiz ve bu anlamda da farklı projelerde çalışıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi biz varız çünkü çocuklar sadece hastalıklarla mücadele etmiyor diyoruz. Derneğimizin vizyonu uzun süreli hastalıkla uzun süreli tedavi gören 10 bin çocuğun hayatına renk vermek. Misyonumuzdan bahsedeceğim. Şimdi
da aslında nispeten bahsettim ama karıştırılan bir nokta var, bunun altını çizmek istiyorum. Biz hızla artan çocukluk çağı kanser vakaları ve diğer hastalıklarla ilgili çalışıyoruz. Sadece LSM hastalığı ile ilgili var olmadık. Bizim amacımız bilinçlendirme, toplumun bu konuya dikkatini çekme ve farkındalık yaratma. Aynı zamanda farklı çözüm yolları oluşturarak çocukların iyileşme süreçlerine destekte bulunmak, kolaylaştırıcı etki yaratmak, en önemli olarak da psikososyal destek sağlamak için varız. Projelerimizden, şöyle bugün konuşacağımız projelerimizi özetleyeyim size. Renkli Umutlar Projesi bizim başlangıç projemiz. Çocuklar için sosyal destek programı, Çapa'da devam eden bir program. Düşlerimi Boyar Mısın? Koridor Kütüphanesi, çocuklar için yayınlar, farkındalık eğitimleri ve Köpüce Bilinçlendirme Projesi. Bu projelerden bahsettikten sonra özellikle farkındalık eğitimleri bölümünde öğretmenler olarak, eğitimciler olarak bizler neler yapabiliriz, bunu konuşmak istiyoruz. Evet. SOSDES projesi Çapa'da devam ediyor. Projemizin proje lideri Esin Hanım, öğretmen akademisyen eğitimcilerinden. Şu anda da katılımcı olması gerekiyor kendisi. Selam buradan ona. Evet. Biz Çapa'da neler yapıyoruz? Öncelikle çocukların oradaki süreçlerini çok kısaca özetlemek istiyorum size. Çocuklar çok uzun süre hasta yataklarına bağlılar. Ve yataklarına bağlı yaşıyor olmaları yaklaşık 6 ay ila 3 yıl gibi bir süreyi alabiliyor. Bu süre içerisinde birçok hastalıkta, özellikle kanser gibi bir hastalıkta motivasyonun çok önemli olduğunu düşünerek bu süreyi onlar için daha keyifli, daha verimli hale getirmeye başlıyoruz. Bu amaçla da Çapa Tıp Fakültesi'nde burada 5 ay dedik ama 6. ayımızı doldurduk. SOSDES projemize başladık. Biz onlara psikososyal destek sağlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar neler yaptık? Belki sizlerin de arasında projelerimizi yürüten öğretmen arkadaşlarımız vardır. Birçok sanat çalışması yürüttük. Nefes terapilerine her hafta devam ediyoruz. Yaratıcı okuma, ritim, şu an bir ritim grubu oluşuyor, konser verecekler. Onlar için büyük bir motivasyon. Peki biz bu nefes terapisinin özellikle bir şeyi var galiba. Evet. Değil mi? Birkaç yerde daha gördük. İhtiyaç duyuyorlar nefes terapisi. Çocuklar kadar süreçlerinde sürekli yatağa bağlı kaldıkları için öfke ve stres çok yüksek oluyor. Ve nefes terapisinin sürecin iyileştirilmesinde çok etkili. Nefes terapisiyle birlikte reiki çalışmaları devam ediyor. Bu öfkenin azaltılması, stresin iyileştirilmesi, aynı zamanda nefes terapisinin iyileştirici özelliğinden de faydalanmaya çalışıyoruz. SOSDES programını daha net bir hale getirmek istiyoruz. Çünkü biz bütün hastanelerde değiliz, biz sadece Çapa'dayız ve oraya yetebiliyoruz şu anda. Belki sizlerle farklı hastanelere de yine programımızı başlatabiliriz, bu konudaki taleplerimizi bekliyor olacağız. Ama sürdürülebilir bir hale gelebilmesi için bir program ihtiyacı doğdu ve bu ihtiyaca yönelik olarak da derneğimiz Çareder de yine Çapa Tıp Fakültesi'nin bir derneği ve uzman doktorların, psikiyatrist ve psikologların oluşturduğu bir dernek ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla bir projeye başlayacağız. Projede eğitim nasıl verilmeli, çocuklarla nasıl iletişim kurulmalı, nelere dikkat edilmeli, özellikle hangi çalışmalardan keyif alıyorlar, çünkü bazılarında olumsuz kalabiliyoruz. Mesela çok hareket gerektiren çalışmaları yapamıyoruz, bazı sanat çalışmaları yorucu olabiliyor. Şimdiye kadar yaptıklarımızın raporlarından da yola çıkarak uzmanlarımızın desteğiyle sürdürülebilir bir hale getireceğiz. 2014 yılında bu projemiz başlattı. 6 ay sonucunda bir program elde etmeyi düşünüyoruz. Evet. Bu projede de ben böyle arada şey yapıyorum. Bu projede de gönüllü öğretmenlerimizin katılımlarını, taleplerini bekleriz. Önemli. Yani programa gidiyor olmanız da çok güçlü bir şey. Çünkü yani Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan birisi belki bir yerlerde birileri bir şey yapıyor ama o belgelenmiyor ve yazılı hale gelmiyor. Evet. Ve o deneyimi sonra gidip birileri tekrar yaşamak zorunda kalıyor ve orada öğreniyor.
Ama aslında bunlar yaparken öğrenilen şeyler, bunların yazılı hale getirilmesi gibi bir konuyu düşünmüş olmanız ve bence güçlü bir nokta. Evet, çünkü çok geri dönüşü olmayan bir konu bu. Evet. Çok hassas bir konu. O anlamda zaman da değerli. Çok değerli. Umarım onun sonuçları alacağız. Evet, Renkli Umutlar Projesi bizim en keyifli projemiz. Tekrar şu şey kullanabilirim sanırım. Şöyle. Bu size şöyle tanıdık geliyor olabilir. Hasta çocukların üzerinde, sadece çocukların değil tabii, sağlık nedeniyle çok bağışıklık sistemi de zayıflık olan herkesin kullanmak zorunda olduğu medikal maskeler. Genelde düz beyaz ya da böyle hastane yeşili dediğimiz böyle çirkin bir renk vardı, karaktersiz bir renk. Genelde böyleler. Buna farklı bir soluk getirmek istedik biz. Bu anlamda önce anket düzenledik. Anketimize Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden yaptık ki derneğimiz de aslında Twitter'da kuruldu. Katılan yetişkinlerin %27'si, 9-18 yaş grubu çocukların %45'i maskenin neden takıldığını ya bilmiyorlar ya da bilgisayarda uzak durmayı tercih ediyorlar. Bu çok üzücü bir şey maalesef. Elimizde de projeyi başlattıktan sonra bize ulaşan birçok deneyim var. En başta bahsettiğim kuzenimin deneyimiyle birlikte bize ulaşan maillerden, sosyal medyadan paylaşımlarla çocuklar bu konuda çok öfkeli. Sokağa çıkmak istemiyorlar. İyileşseler de bu travmayı atlatmaları çok zor oluyor. Oradaki yanlış bilgi mi, iletişim mi diyor? Yani ki insanlar şunu mu zannediyorlar? Ben onda mikrop kapattım. Evet. O mikrop saçtığı için onu kapatmak zorunda. Evet. Aslında tam tersi. Tam tersi. Onu korumak için yapılan bir şey. Fakat kişiler onu yanlış anlıyor. Evet. Özellikle kanser tedavisinde veya bağışıklık hastası olanlar, çocuklar geliyor, olan herkes kemoterapi sonrası bütün bağışıklık sistemi çöktüğü için kendini korumak zorundalar her anlamda. Yani dokundukları yerden atları nefese kadar ki aslında bu çok komik bir koruyucu. Sadece partikülleri tutabiliyor. Ama kendini korumak için yaptıkları bir şey. Fakat birçok çocuk, birçok yetişkinlerde de bu var. İnsanların bakışlarından çok olumsuz etkilendikleri için hiç takmamayı tercih ediyorlar. Hiç sokağa çıkmamayı tercih ediyorlar. Zaten çok zor olan bu süreç daha da zorlaşıyor maalesef. Bizim buradaki amacımız şu. Medikal maskeleri hasta imgesi olmaktan uzaklaştırıp çocukların severek takmalarını sağlamak istiyoruz. Bu anlamda da bir kampanya başlattık. Dedik ki, evet, ben olsaydım nasıl bir maske takmak isterdim dedik. Bazı insanlar bunu sen olsaydın nasıl bir maske takmak isterdin diye okuyorlar. Daha böyle şey korkutuyor çünkü bu cümle. Burada gördüğünüz resimler herkesten, sizlerden gelen, çocuklardan, yetişkinlerden gelen tasarım örnekleri. İnsanlar ben olsaydım böyle bir maske takmak isterdim diye web sitemize girip bize tasarımlarını ulaştırdılar. Şu anda Instagram üzerinden şöyle bir dakika. Instagram'da Renkli Umutlar hesabı üzerinden tasarım yarışmamız devam ediyor. Yaklaşık 500 tasarım paylaşacağız burada. En çok oyu alan 20 tasarım uzmanların ve sanatçıların onayından geçerek seçilen bir tanesini 200 bin tane çoğaltıp ücretsiz olarak ulaştırmayı hedefliyoruz. En azından 200 bin çok yeterli bir sayı değil aslında. Yani bir çocuğun bir aylık ihtiyacını karşılar. Böyle başlar sonra evet. Belki diğer tasarımlarda onlar tasarımdan evet. Gelir. Evet. Üreticilerin dikkatini çekmek çok önemli ülkemizde. Çünkü dünyanın birçok yerinde bu yapılıyor. Biz bunu kendimiz keşfetmedik. Amerika'da şu anda hastaların birçoğu işte kemoterapiye girmek istemeyen çocuklara ödül olarak veriyorlar hastanede. Ama 70 tanesi 70 liraya geliyor Amerika'da. Ve bunun 40 lirası nakliye ücreti. Bu çok acı bir durum. Bu süreci iyileştirmeye çalışıyoruz. Çok daha rahat yapılabilecek. Evet. Siz başlatın arkası gelirse. Evet. Burada okullarımızın atölyelerini görüyorsunuz. Beşiktaş Anadolu Lisesi çok güzel bir etkinlik yaptı. Bunu ortaklarıyla paylaştı. Yine gönüllülerimiz iş yerlerinde işte maskeler boyayıp bize fotoğraf gönderdiler. Bunlar çok motive edici oldu. Örnek olabilirdi özellikle paylaşıyorum. Yine burada tam neden bahsettiğimizi anlayabilirsiniz. Erdil Yaşaroğlu bizim için bir maske tasarladı. Ki açıkçası burasına baktığımızda
Hani neden kimse böyle acıyarak vah vah veya aa çok korktum gibi bakmıyor. Bu Bak, maskeyi takan birine bakamaz sanırım. yüz ifadelerinin değişik, yani çocuğun gözünden baktığında veya o takan kimse onun gözünden baktığında karşında gördüğün yüzleri şöyle bir geçirdim gözünün önünden de. Şimdi bir o yüzler bir gün algısını çok Çok etkileyecektir. etkiler. Çok güçlü. Hatta çocuklar takmak bile istemiyor diğer çocuklar Güzel. sağlıyor. Ben araya giriyorum. Çocuklar için yayınlar hazırlıyoruz. Özellikle öğretmenlerimize burada çok ihtiyacımız olacaktır. Umarım ilgilenirsiniz. Neden hazırlıyoruz? Çünkü hastaneye gittiğimizde bir gün şöyle bir şey yaşadık. Çocuğu yeni rahatsızlanmış, kanser olmuş bir anne. Anne de çok genç, çocuğu da daha 2,5-3 yaşlarında. İşte geldi, bizim bir gönüllümüz var, Melike öğretmenimiz, o da kısmi zamanlı eğitimcilerden. O bizim de çocukların kemoterapi için ağız yaralarını kullandığı bir ilaç var. Onu yurt dışından teminiyle ilgili derneğimizde çok aktif çalışıyor. Yine getirdi ücretsiz olarak biz böyle dağıtımını yapıyoruz. Anneye ağız yaraları için ağız yarası mı olacakmış dedi. En büyük belirtilerinden biri bu. Yani çok ciddi bir, çünkü beslenmesi her şeyi değişiyor ve çok ciddi yaralardan bahsediyoruz. O zaman dedik ki peki dedik çocukların işte göğüslerine kateter takılıyor. Bununla ilgili bilginiz var mı? Bir gün sonra işlem gerçekleşecek. Hayır yok. Yani çok acı veren bir şey ve hiçbir ön hazırlık yok bununla ilgili. Ne anne biliyor, ne aile, ne çocuk biliyor. Her şeyi yaşayarak öğreniyorlar. Bütün alan yazım taramaları bunu gösteriyor. Hepsi yani ön bir hazırlığın olması gerekiyor. Sanırım siz de aynı kanaattesiniz. Bu anlamda biz de daha çok yurt dışı çevirileriyle yayınlar çevirip paylaşmaya başladık. Şu anda bununla ilgili bir ekip oluşturuyoruz. Hem çeviri ekibi, çok ciddi çeviri desteğine ihtiyacımız var. Aynı zamanda doktorlarımızdan oluşan bir komisyonumuz var. Bu komisyon da bu kitapların onayını yapıyor. Bize daha uygun hale getiriyor. İşte, çocuk gelişim uzmanlarımız var. Onlar destek veriyor. Çocuk kitabı yazarımız var. Nihal Hanım, Nihal Yılmaz. O destek veriyor. Bu anlamda ben şimdi size birkaçını paylaşacağım. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Mesela Kurtuluş İçin Kemo online ulaşılabilecek bir kaynak. 7 dile çevrilmiş. Biz onlardan 8. dili Türkçe'yi de kattık. Online olarak kitaba ulaşabiliyorsunuz. Ve lösemi hastalığının, özellikle lösemi hastalığının en başına itibaren bir ebeveyn hazırlamış, uzman bir ebeveyn hazırlamış. Nelerle karşılaşacaksınız? İşte hangi tepkiyi verir çocuk, size ona ne yapabilirsiniz diye. Bunlar bulunabilir. Belki çevrenizde bu hastalıkla mücadele eden biri varsa yönlendirme yapabilirsiniz. Bu ay içerisinde online hale gelecek diye düşünüyorum. Biz yine listemizi onu paylaşacağız. Bu konuları biz böyle gündelik hayatımızda hiç konuşmamayı tercih ettiğimizi, böyle konuşulmazsa hiç göz ardı edilirse sanki ortadan kalkacakmış gibi davrandığımız için bu olayla karşılaştığında, bu hastalıkla karşılaştığında insanların tutunacak bir dalının olması çok önemli bir aşama galiba. Bu da hani benle eşi benzer şeyleri benim gibi yaşadılar. Fark etmesi de insan için çok önemli Çok abi. önemli. Ailelerin hepsi bunu söylüyor. Bizim dostlarımız vardı, işimiz vardı, her şeyimiz vardı ve bir anda korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Çünkü bu hakikaten çok kapalı bir alan. Bu arada söylemem gerekiyor. Biz yayınlarımızın birçoğunu bir diyebilirim. Amerika'da olan Kanser Dans Vakfı'yla çalışıyoruz. Onlar orada Uluslararası Çocuk Vakfı'yla beraber irtibat halindeler. Oradan izinlerini alıyorlar ve beraber üretiyoruz. Yine şu anda basımı da yapıldı. Dağıtıma hazır halde olan Sevim'in yeni maskesi dediğimiz, özellikle sınıfınızda veya çevrenizde kanserli bir çocuk varsa, maske takan bir çocuk varsa sınıftakileri onu anlatabilmek için veya işte çocuğunuza anlatabilmek için bu durumu hazırladığımız bir boyama kitabı. Kitapta çocuğun arkadaşı kanser oluyor ve çocuk bunu anlayamıyor. Ya ne oldu, nereye gitti, onun başına ne gelecek?
bu süreci anlamasına yardımcı olan bir kitap. Bu kitap sonunda da size kendi boyanızı, işte maskenizi boyayın, bize gönderin diyoruz. Bu katılımda slide'dan bekleriz. Kitabı hem web sitemizden online ulaşabilecek. Çalışma yapmak isterseniz bize mail ile ulaşabilirsiniz, size ulaştırabiliriz. Evet, Paul and the Dragon. Özellikle şu anda Öğretmen Akademisi'nde bizim proje danışmanlığımız yapan, farkındalık projelerimize proje danışmanlığımız yapan Volkan Bey'in ders programını hazırladığı Paul and the Dragon kanser hastalığını anlatıyor. Çok keyifli bir çizgi film. Eğer mümkünse izletebilir miyiz şu anda? İzletebiliyor muyuz? İzletemiyoruz. Şu anda izletelim. O zaman söyleyeyim. Nereden izleyebileceğimizi. Tamam, izleyebiliyoruz. Bir ufak bir trailer var burada. Ses gidiyor mu? Yıktığını da anlatıyor. Tamamen sözsüz, çok keyifli. Biraz üzülüyorum. Ama sonu çok güzel. Sonunu söyleyeyim. Sonunda ejderha ölüyor. keyifli. Yani çocuklarınıza izletip ardından derste, ders programıyla beraber konuyu pekiştirebileceksiniz. Sanırım eğer uygun görürlerse belki bir sonraki seminerimizi bu konuyla ilgili yapabilirsiniz. Evet, Kök Hücre Bilinçlendirme Projesi, sanırım arkadaşımız onunla ilgili bir şey sormuş. Evet, diyor ki donör olmak isteyip de tahlillerinin yapılamamasından dolayı umutları azalıyor insanların diyor. Hı. Böyle bir şey var galiba, Antep'ten evet. Olduğu için belki hani oralarda... Acaba döner olmak isteyip de tahlil yaptıramayanlar? Burada da var aslında. Şöyle bir sıkıntımız var bizim maalesef. Şimdi Melis'le beraber Okan Bayıgül'ün bu konuya değinmesi çok daha duyulur hale getirdi. Biz çok uzun zamandır duyulmaya çalışıyorduk. Maalesef bizim ülkemizde SGK veya herhangi bir sağlık kuruluşu ve Sağlık Bakanlığı donör kanlarının tahlil edilmesi için gerekli olan HLA doku anestezisini karşılamıyor. Doku analiz testiyle ilgili 35 euroluk bir masraf var. Bu çok farklı. 35 euro artık KDV gibi bir masraf var. Tek bir kişinin, donörün kanının tahlil edilebilmesi için. Bu nedenle şu anda bildiğim kadarıyla işte Melis için birçok kişi işte atağa kalktık, işte kan verdi. Bir kere şunu netleştirelim. Çünkü Facebook'ta veya Twitter'da veya sosyal medyada bir şey çok fazla da paylaşıldığı zaman onu insanlar artık inanmamaya başlıyorlar. Hı-hı. Melis olayı gerçek bir durum. Gerçek, evet. Melis gerçek. Evet. Melis annesi dünya tatlısı bir insan. Melis şu anda izole altında hastanede yatıyor ve iyilik bekliyor. İyilik onun son şansı. Eğer uygun iyilik bulunursa iyiliğin uyum derecesine göre yaşama bağlanacak. Bu oranda %70'in altında değil. Kök hücre nedir? İsterseniz önce bundan bahsedelim. Sonra biraz daha detaylı soru sormuşsunuz. Ona girelim. Kök hücre ile ilgili
videomuzu paylaşabilecek miyiz acaba? Evet, tamam, ben süreçten bahsedeyim. Kök hücre nakli, birazdan videoda görebileceğiniz gibi aslında çok kolay bir işlem. Pardon, kök hücre dönörü olmak kolay, nakil çok kolay değil. Dönör olmak için tek yapmanız gereken hastaneye gidip, ki bu hastane İlik Bankası olarak Ankara İbn Sina Hastanesi, İstanbul'da da İstanbul Çapa Tıp Fakültesi bizim bildiğimiz ismiyle İlik Bankaları. Ama bunlar dışında şu anda sayısı artmakla beraber, biz hesabımızdan sürekli paylaşıyoruz da şu anda evine listesi yok. Yaklaşık olarak 12 ilde kan alımı yapılabiliyor. Bunun dışında şu şekilde olabilirsiniz. Antep'te var mı bilmiyorum, bakmam lazım ama eğer istiyorsanız bir sağlık kuruluşuna, aile hekimine bile gidip bir tüp kan aldırıp mor kapaklı tüpler, yaklaşık 10 cc kan alıyor. Onun santrifüjünü yaptırmanız daha sağlıklı hale getiriyor. Eğer santrifüj sistemi yapılmazsa bozulabiliyor çünkü. Herhangi bir kargoya gidip kargo masraflarını siz ödemek üzere Ankara'ya veya şeye gönderebilirsiniz. Bunun öncesinde tabii ki şey yapmanız gerekiyor. Web sitesinden kök hücre gönüllüsü formunu doldurup, çıktısını alıp onunla beraber kanınızı ekleyip bu hastanelerle paylaşabilirsiniz. Daha sonra bu bilgileri bir yerde paylaşabilecek miyiz? Mesela linkleri, nerede bu formu bulabilirler diye paylaşma imkanımız var mıdır? Paylaşırız. Tamam. Şey yaparız. Hatta ekranda tutarız bir süre istiyorsan. Evet, çok iyi olur. Yani eğer kargoya göndermek isterseniz hem gönüllü formu hem de hangi adrese göndereceksiniz ve bununla ilgili süreç nedir? Çok kolay bir süreç. Bunu size paylaşabiliriz ama orada yazmayan tek şey kanın santrifüjünü yaptırmanız çok önemli. Hangi, nereden başka şey yapabiliriz? Herhangi bir sağlık kuruluşuna olabilir. Yani sağlık ocağına da gidebilirler, aile hekimliğine de gidebilirler. Eğer yapmıyoruz derlerse yapmak zorundalar. Bilebilirsiniz. Peki bu gönüllü formunu falan nereden ulaşabilecekleri? Ankara Üniversitesi kök hücre merkezinde. Gönüllü Ankara... Sizin web sitenizde link var mı? Web sitemizde videomuzun altında link var, evet. Tamam o zaman. Şimdi video yazımı diyebiliriz. Biz bununla ilgili projemizi söyleyeyimse, öncelikle şöyle bir süreç var. Maalesef bilmediğimiz için yine insanlar gidip bir tüp kan verip, genelde bize bu işler şöyle ilerliyor. İşte Melis için veriyoruz. Aradan bir süre geçti. Siz başka biri için, Ahmet Bey için uyumlu oldunuz. İşte sizi arıyorlar. Diyorlar ki işte Sayın Erçin Bey, sizin işte dönem almıştınız yaklaşık 10 yıl önce. Çünkü bu bir veri bankası. Kanınız uyumlu bulundu. Lütfen gelin. Devam, işte kök nakil işlemine başlayalım deniyor. Maalesef bize şöyle şeyler geldi bize bununla ilgili yaptığımız sokak etkinliklerinde. Dediler, organ nakli gibi zannedip hani bir organını veriyormuş gibi zannedebiliyor insanlar. Veya işte kök iliğimi veririm bir daha kalmaz ben de zannedebiliyor. Veya hastalık bulaşabilir zannedebiliyor. Bu nedenlerle vazgeçiyorlar. Hmm. Aranan çok korkunç bir oran, 10 kişiden 3 kişisi yok ben istemiyorum, işte eşim kızar, yok işte şu oldu bu oldu gibi şeylerle. Yasal yani, olarak böyle bir var. İlik nakli yaptırdığında benim vücudumda ne oluyor? Net nasıl bir şey yapıyor? O ilik bir süre sonra zaten kendi kendine yine... Evet, şöyle söyleyeyim. Videoyu bekliyordum ama bakayım ben anlatalım. Siz gidip bir tüp kan veriyorsunuz, dönör oluyorsunuz. Bu dönör olmak şu, bir tip kanı 4 tane işlemden geçiriyorlar ve bu işlemler sonrasında bütün genetik özelliklerini bir bankaya işliyorlar. Uluslararası bir veri bankası. Bu veri bankasında siz 55 yaşınıza kadar kalıyorsunuz. Bu süreç içerisinde eğer uyumlu olursanız herhangi bir hasta için, şimdi burada da paylaştık, yaklaşık 418 tanesi çocuk olmak üzere 663 hasta kemik iliği için, kemik iliği nakli için sıra bekliyorsunuz ama bir yıl sonra bir başkası için sizi aradılar. Gelin dediler. Gidiyorsunuz hastaneye. Önce size bir aşı yapıyorlar. Bu aşı normalde grip olduğumuz hastaneye gittiğimizde bize yapılan serumla aynı. Bu sadece şu işe yarıyor. Vücudumuzun savunma mekanizmasını arttırıp kemiklerde bulunan
kök hücreyi kana daha fazla çıkmasını sağlıyor. Bunun herhangi bir şey, siz bir şey hissetmiyorsunuz. 5 gün sonra gidiyorsunuz. İki tane yöntem var. En keyifli olanından başlayacağım. Uzanıyorsunuz bir sedyeye. İki kolunuzdan da damar yolu açıyorlar. Açılan diyorlar. İçindeki ilik ayrılıyor. Bir yerde toplanıyor. Geri kalanı size geri veriliyor. Bu işlem yaklaşık 4 saat sürüyor. Ve bu 4 saat sonunda siz oradan yürüyerek çıkıyorsunuz. Hatta paylaşacağımız videoda, eğer burada olmasa da web sitemizden izleyebileceğiniz Ankara Üniversitesi'nin bilinçlendirme videosunda da şeyi görebilirsiniz. Oradaki bey, bu akşam ben gidip futbol oynayacağım falan diyor böyle. O kardeşi için gönüllü olmuş mesela. Bir başkası için varmış. Yaklaşık bir hafta sonra da vücudunuz aynı hale geri geliyor. Çünkü günde milyonlarca ilik üretiyor bizim vücudumuz. Hastada ne işe yarıyor? Bizim sağlıklı kemik iliğimiz, kök hücremiz hastanın vücuduna girdiğinde hızlıca üremeye devam ediyor ve çok sağlıklı oldukları için sağlıksız olanları yok edebiliyorlar. Bu anlamda da hani onlar için çok değerli, çok önemli. Sanırım, yani bizim kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bir hafta sonra vücudunuz aynı. Belki kan vermiş bile olmuyor. Kan vermiş bile olmuyor. Hayır. O sadece alınıp sonra tekrar verilen bir şey. Şimdiye kadar da ispat edilmiş hiçbir yan etkisi yok. Şunu bir yerde gördük. Nezle veya grip öncesi hani böyle bir halsiz, yorgun oluruz ya. Bu belirtiler görülebilir. O kan verdiğiniz zaman da oluyor. Evet. Sadece o kadar. Başka hiçbir şey yok. Peki. Videoyu da izleyelim. Sonra da biraz ne yapacağımızı konuşalım. 20 dakika gibi bir süremiz vardı. Bilimin hastalıklar için bulduğu çarelerden biri de kök hücre bağışı. Dünyada 50 yıldır uygulanan bu yöntemle Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 20 bin kök hücre nakli yapılıyor. Ülkemizde ise bu sayı maalesef 1500. Kök hücre bağışı herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz. Çünkü vücut kök hücre üretmeye devam eder. Gönüllü verici olarak kayıt yaptıran kişinin kök hücre bağışı yapma ihtimali 10 yıl içinde %5'tir. 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı bireyler gönüllü kök hücre bağışı için hazırlanan belge... ...geleri doldurarak tranla bağlantıya geçer. İki tüpte 10 mililitre kan örneği veren ve formu dolduranlar sadece tran tarafından ulaşılacak bir veri sistemine kaydedilir. Gizlilik ilkesine esas alan tran, uluslararası veri değerlendirmeye gelen başvuruları da ekler. Bu süreçte uyum gösterip kan örneği yetersiz olanlardan yeni kan örneği istenebilir. Tran, doku uygunluğu olan gönüllü vericilerle hastalar arasındaki köprüyü oluşturur. Son derece karmaşık ve zor olan uyuma ulaşabilmek için deneyimli bir kadro, aylarca süren uğraşılar sonucunda %60 oranında uygun bir verici bulabilmektedir. Bu süreçte tran direktörü, tarama ve nakil merkezi koordinatörleriyle devamlı iletişim içerisinde çalışır. İleri düzeyde tiplendirme sonuçları olumlu çıkanlara tran ulaşır ve işlemi gerçekleştirmek için onay alır. Gereken sağlık kontrollerinin ardından hücre toplama işlemine geçilir. Kemiğe yapışık halde olan kök hücrelerin kana geçmeleri için 5 gün süreyle 2 kez koldan aşı yapılır. Bu aşı, herkesin ateşli hastalıklar sırasında vücudunda salgıladığı doğal bir kök hücre büyüme faktörünü içerir. Bu yöntem, 20 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Aferez cihazına bağlanan gönüllü vericinin vücudundan gerektiği kadar kök hücre toplanır. Cihaz, fazla olanı vücuda iade edecek şekilde programlıdır. Bu işlem yaklaşık 4 saat sürer. İşlem sona erdiğinde gönüllü verici normal yaşantısına hemen dönebilir, hiçbir sorun yaşamaz. Uygun bir doku tespit edildiğinde kök hücreler bir başkasına yaşamı hediye etmek için harekete geçer. Bu süreç tüm dünyada bu şekilde devam eder.
birbirinden farklı görünen insanların birbiriyle aynı dokulara sahip olması, yaşamın gerçek bir mucizesidir. Abime lösemi teşhisi konulmuştu bundan 8 sene evvel. Ona ihtiyaç duyulabileceği için bir form doldurmuştuk biz, işte gönüllü verici olabilmek için. Ve yurt dışındaki bir hasta için uyum sağladı bizim kök hücremiz. Bir kan bağışı gibi, çok basit bir operasyon bile denilemez yani. Hatta verdiğim günün akşamı halı sahada maç yaptık. Umutsuz bir hastaya umut ışığı oluyorsunuz. Güzel bir duygu, herkese nasip olmaz. Hayat değerlidir paylaştıkça. Hayat değerlidir sevdikçe. Hayat değerlidir birbirine daha çok tutundukça. Herkesi kök hücre vermeye çağırıyorum. Hayatınızdan birkaç saat ayırarak bir hayat kurtarabilirsiniz. Evet, videoyu da izledik. Şimdi evet. Kök hücre ile ilgili bir şeyi 55 yaş üst sınır, alt sınır nedir? 18 yaş. 18-55 yaş arasındaki herkes evet. Aslında bu kanı verse ve belki de sadece işte 1 saat, 4 saat süren bir süreci ayırsa belki de binlerce, on binlerce çocuk veya yetişkin kurtulabilir. Çünkü bu hastalık kurtulunabilir bir kanser türü. Evet. Evet. Kesinlikle kurtuluyor. Özellikle çocuklarda iyileşme oranları çok yüksek. Çok yüksek değil mi? En başta bir şeyden bahsetmiştim. Evet, devlet ödemiyor herhalde bu duk analiz testine. Bununla ilgili bizim projemizde şöyle bir şey yaptık. Eğitim veriyoruz. Muhakkak herkesin, gönüllü olan herkesin eğitim olması gerekli. Eğitim alması gerekli. Bununla beraber dönül olduktan sonra eğer isterseniz bu bahsettiğim 35 euroluk masrafı ödeyebilirsiniz ama bunu hastaneye ödeyemiyorsunuz. Bununla ilgili özel bir hesap açıp bu malzemelerin alınmasını sağlamayı planlıyoruz biz şu anda. Ve bu konuyla ilgili özellikle şirketlere sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitimler ve işte oradaki gönüllülerin masraflarını şekillendirdik. Tabii bir şey, bir çocuğun veya bir yetişkin hayatını düşündüğün 35 euro çok şey para, işte 35 şartları şöyle yapalım istiyorsan. Devam edelim. Dişlerini boyar mısın? Çok keyifliyiz burası. Sizin yalnız boyama ile şeyiniz var. Hayatı da yükler boya. Ama evet. Çok güzel bir şey. Birisi gönüllülerimiz buldu. Renklenmekle faydalı. İsmimizden etkileniyorlar. Bir de hastanedeki üyeler hep şunu söylüyor. Biz renk istiyoruz çünkü yani hepimiz biliriz hastaneler çok sıkıcıdır böyle gri, dümdüz. Ama orası çocuk bölümü yani. Çocuk dediğimiz zaman da renkten ve hayattan, yaşamdan bahsediyoruz. O durağanlıktan kurtarmak için bu projenin adı da böyle oldu ki bu açıklama göre de tahmin etmişsinizdir. Hastane ortamının iyileştirilmesiyle ilgili bir proje bu. Burada gördüğünüz resimler duvarlara bizim profesyonel çizerlerimizin hastane duvarlarına çizeceği resimler. Altta gördüğünüz bir tavan aydınlatması. Bir sonra kesme geçebilir miyiz? Sonuçta o. Evet, çünkü bu şu anki hastanenin hali. Çok uygun değil. Maalesef çocukların yataklarından çıkmaları mümkün değil. Çok iyi hissetseler de mesela yurt dışında oyun odaları var, sterilizasyonu yapılmış servisler içerisinde. Fakat bizim hastanemizde şu anda havalandırma bile yok. Orada aydınlatmayı görüyorsunuz. Çocuklar gece gündüz yatarak o tavana bakıyorlar. Tamam. Bunu çok istemedik. Çok daha iyi olabilir diye düşündük. O nedenle bir ihtiyaç listemiz var. İsteyen kişilere gönderiyoruz. İşte ben şunu alması, ben aydınlatmayı yapacağım, ben şunu yapacağım. Direkt yönlendiriyoruz. Hastaneye bağışlarını yapıyorlar. Devam edelim. Evet, edebilirsiniz. Bu da yurt dışındaki hastaneler. Biraz örnek olarak koyduk. Keyif versin biraz diye. İçebiliriz.
Yavaş yavaş öğretmenlerimiz neler yapabilir? Sizler okullarınızda ne yapabilirsiniz? Diye bundan bahsedelim. Kurdum Kütüphanesi, resimde gördüğünüz kütüphane, hastane, çocuk servisinin içerisinde, koridordaki bir hastane. Açık, kapakları yok, herhangi bir denetimi yok. Biz her hafta hastaneye gittiğimizde bakıyoruz ne kadar kitap kalmış, azalmış. Hemen ilgili bağış yapmak isteyen insanlardan ulaşıp oradaki kitap eksiğini tamamlıyoruz ve çocukların sürekli almalarını sağlıyoruz. Sürekli kitap ihtiyacı olan bir proje. Ve açıkçası biz bunu yaparken, ya işte çocuklar burada yatıyorlar, belki kitap da okurlar, kitap okumaya da katkısı olur diye düşünmüştük. Şu anda inanılmaz bir rağbet var. Böyle çocuklar şey yapıyor, ben şunu okumuştum, sen şunu okudun mu? İşte biz gidiyoruz, şu yazarın kitabını çok istiyorum gibi. Anneler keza öyle. Çünkü anneler de çocuklarını hiç bırakamıyorlar, sürekli yanlarındalar. Onlar için de müthiş bir kaynak. Bu anlamda kitap bağışlarımızı alıyoruz, hastaneye ulaştırıyoruz. Bunun için de en önemli şeylerden biri kitabın iyi durumda olması, kesinlikle yani yırtık veya kirli olmaması ve keyifli kitaplar olması. Sonu güzel geçecek veya yani keyifli olacak. Bunları kabul ediyoruz, bol resimli kitapları kabul ediyoruz. Geçebiliriz mi? Ve farkındalık eğitimleri. Biraz bahsetmiştik en başta. Paul and Dragon'la beraber bahsetmiştik. Bu çizgi filmle birlikte bir sınıfta uygulayabileceğimiz bir ders programı, ders planı hazırladık. Bunu sizinle paylaşacağız. Web sitemizden indirilebilir halde olacak. Yine boyama kitabımız da aynı şekilde indirilebilir halde olacak. Ulaşabileceksiniz. 15 Şubat'ta planlamamız var. Eğitici eğitimleri yapacağız. Gönüllü öğretmenlere eğitimler vereceğiz. Muhtemelen bu eğitim, bu bahsettiğim 15 Şubat eğitimi İstanbul kapsamında olacak. Fakat dediğim gibi Öğretmen Akademisi Vakfı bu fırsatı bize tekrar sağlarsa yine resimler üzerinden eğitici eğitimini gerçekleştirebiliriz. Sizler de okullarınızda bu farkındalık eğitimlerine başlayabilirsiniz. Kesinlikle bunu yapmaktan keyif alıyorum. Evet. Teşekkürler. Farkındalık eğitimleri. Şimdi önümüzde normalde sadece projemizden bahsedecektik ama 2-8 Kasım Yasemin Çocuklar Farkındalık Haftası. Bu hafta ile ilgili bir dizi etkinliğimiz var. Bunlar arasından istediğinizi alıp uygulayıp bizimle paylaşabilirsiniz. Önce lösemi nedir? Lösemi halk arasında kan hastalığı diyebilir. Ve bu hastalıkta kemik iliğinden kaynaklanıyor. Bu iliklerin bir tek hücrenin kanserleşmesi çoğalarak hızlıca. Çünkü kemik iliği çok hızlı üreyen bir hücre. Ve maalesef tüm organları sarabiliyor. Bu anlamda hangi organda eğer tedavi edilmezse, hangi organdaysa orayı çok hızlı bir şekilde zarar verebiliyor. Çocuklarda en fazla görülen hastalık çeşidi lösemi. 2-5 yaş arasında özellikle sık görülüyor. 1 yaş altında ve 10 yaş üstünde biraz daha zor tedavi süreci ama özellikle 2-5 yaş arasında veya işte çocuklar olarak da genelleyebiliriz. Çok hızlı ve çok daha kolay diğer kanser türlerine göre çok daha kolay bir tedavi süreci var. Peki, ben başlangıçta bir şey söyledim. Artıyor dedim. Evet. Artmasının sebebi benim olmalı ya. Muhtemelen baktığımız zaman doktorlarla görüştüğümüz zaman şu anda kendi kendine direkt %50, %70 oranında çocuk kanserleri artış gösteriyor. Buradaki en önemli şeylerden biri tabii ki beslenme. Maalesef işte GDO'lu gıdaların veya kimyasal madde, kimyasal gıdaların çok fazla kullanılıyor, hazır gıdaların çok fazla kullanılıyor, etkin diye düşünüyoruz. Yine eskisi gibi değiliz maalesef. Yani radyasyonun çok daha yüksek olduğu ortamlardayız. Bu anlamda da belki de bu da hani çok ispatlanmamış ama söylenen şeylerden biri. Belki de genetik kodlarımızla artık birikmiş ve çocuklara geçiyor. Yetişkinlerde de çok çok fazla. Evet. Geçebiliriz. Evet. Belirtilerini paylaşmak istiyoruz. Normalde bu eğitimde daha detaylı konuşulması gerekiyor ama öğretmen olarak belirtilerini bilmek bize çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İştahsızlık, kansızlık, zayıflama, bacaklarda kemik ağrıları, cilt altı kanamaları, kırmızı nokta ve morarmalar, diş eti çekilmeleri, özellikle diş etinde çok ciddi kanamalar, yüksek ateş ve ayrıca
hangi organa yayıldıysa o organa ait belirtiler. Örneğin baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, görme bozuklukları çok önemli. Bu yakınmalar eğer görürse çocuk hematoloğuna, kan hastalıkları uzmanına muhakkak başvurulması gerekiyor. Bu konuda yönlendirme yapabilirsiniz. Tamam. Ve biz neler yapabiliriz? Öncelikle eğer İstanbul'daysanız 17 Kasım'da halk yürüyüşünde farkındalık yaratmak amacıyla kendi tişörtlerimizi hazırlayarak yürüyüşe katılacağız. Orada bizimle olursanız çok mutlu oluruz. Fakat burada olmasanız da amacımız Derya Atmaca, Gebze'deki bir öğretmenimizin geçen yıl uyguladığı bir proje. Biz bunu gençlere yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Beyaz bir tişört üzerine çocuklarımıza düz beyaz bir tişört aldırıp derneğimizin logosunu sanırım görmüşsünüzdür kocaman bir rengarenk bir el. Rengarenk bir el baskısıyla tişörtün üzerine el baskısını yapıp lösemiyle ilgili veya çocukluk kanserleriyle ilgili bir slogan hazırlatabilirsiniz ve bunu tişörtün üzerine yazdırıp bir hafta boyunca okulda bu tişörtle gezmelerini sağlayabilirsiniz. Müthiş etkili ve çok dikkat çekermiş. Hatta sadece okulda değil, okul çevresinde de böyle gezebilirler. Burada sizden ricamız şu: lütfen bunları fotoğraflayın, lütfen bize ulaştırın ve örnek olması amacıyla veli izinlerini de alarak sosyal medya paylaşımımız için bize gönderin. Yine başka yapabileceğiniz bir şey. Az evvel bahsetmiştik renkli maske projemizle ilgili. Çok kolay, bir resim dersinde veya başka bir şeyde bahsedebilirsiniz derneğinizden ve renkli maskelerden, glikal maskelerin neden kullanıldığından, dediğimiz gibi hastalığın bulaşıcı olmayıp kendilerini korumak için maske taktıklarından bahsettikten sonra A4 kağıtlarına siz olsaydınız nasıl bir maske takmak isterdiniz? Bunu çizmelerini istiyoruz. Renkli olması gerekiyor. Nasıl olursa olsun, işte bu maske olmaz diye düşünmeyin. Maske resmi de çizmeyin. Şöyle A4 kağıdına resmi çizsin, onu tarayın ve web siteniz üzerinden tasarımını yükle bölümünden bize gönderin. Oradaki önemli şeylerden biri, yine sloganınızla beraber gönderin. Çocuğun ismi ve sizin isminiz de bulunsun. Biz de sizin adınıza hem yarışmamıza katalım, Renkli Umutlar Instagram adresinden, hem de çocuğumuz için de müthiş bir farkındalık olmuş olsun. Kök hücre nakli ile ilgili paylaştığımız bir video var. Bu videoyu okulunuzda paylaşıp özellikle orta öğretim kurumlarında bu çalışmayı çok fazlaca bekliyoruz. Kısa film çeksinler istiyoruz. Kendileri anlatsınlar kök hücre nakli nasıldır. Bunu isterse dramatize etsinler, işte orada canlandırsınlar. Nasıl olursa, ama bu paylaşımlar bizim için çok önemli. Çünkü inanın sosyal medyada bu kadar çok bahsedilmiş olmasına rağmen o kadar yanlış bilgi var, o kadar bilgi kirliliği var ki bu anlamda sizlerin bu desteğinize ihtiyacımız var. Şu anda bir ödül koymadık ama koyabiliriz eğer böyle bir talep gelirse. Çok iyi fikir. Ben evet. Bir dönem çocuk filmleri festivali jüri üyeliği yapmıştım. Çok ilginç ve çok ilginç filmler gelebiliyor yani. Biraz tabii ki o zamanın gündemiyle de çok belli ama çok yaratıcı şeyler çıkabiliyor. Evet. Çıkar. Biz de onu veriyoruz. Çocuklar bizden çok daha, gençler çok daha verimli, çok evet. Daha şeyler. Bunun için ve bir geri gelebilir misiniz? Şu hashtag'i paylaşmak istiyorum. Hı. Eğer Twitter kullanıyorsanız, değilse mail adresimizi birazdan paylaşacağım, şimdi söyleyeyim. Hayata Renk Ver Derneği @gmail.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Ya da diğer paylaştığımız projelerle ilgili tişört resimler, tasarımlar, sloganlar, belki hazırlayacağınız afişler. Bunlar için lütfen onlarca Melis için Hayata Renk Ver hashtag ile Twitter'dan bizimle paylaşın. Medyada şimdiye kadar yer aldık. Bunları görebilirsiniz. Özellikle KSS dergisindeki yazı bize çok güzel anlatan bir yazı. Web sitemizden ulaşabilirsiniz. Gönüllerimizle son yaptığımız toplantıdan bir fotoğraf var burada. Burada çok farklı insanlar var gördüğünüz resimler. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz çocuklarımız adına. Umarım bir gün siz de bu resimdeki orada boşlukları doldurabilirsiniz. Bu resimde kocaman oluruz ve yüzlerimiz gözükmez.
Şimdi bizi takip edebileceğiniz adresleri paylaşalım. Evet. Bu biraz kalsın epey bir evet. şeydi. Bu arada bir tane soru var. Evet. Onu da şey yapalım istiyorsa. Sonrasında başka mesajlarımız var. Sonra da kalp hastalığı gibi bir rahatsızlığı olan kişide bu kök hücre vermeyle ilgili donör olabilir mi diyor. Donör olabilir mi? Bununla ilgili bize verilen, ben öğretmenim, tıbbi bir geçmişim yok maalesef. Fakat bununla ilgili görüştüğümüzde uzmanlarımız bize şunu söylediler. Herhangi bir hastalık, kan hastalığı olmadığı sürece evet verebilir. Fakat yine de doktora danışmasını tavsiye ediyoruz. Yani donör olmasının bir kişiye hiçbir sakıncası yok. İlik nakli sonrasında kanının kalitesiyle ilgili bir şüphe olabilir. Yoksa bir tüp kan vermek kimseye zarar vermez. Yani senin bilgini destekleyecek bir şey. Ben de öyle biliyorum. Çünkü ben daha önce araştırdım. Benim kanımda eksiklik olduğu için anemik bir durum var. Demir eksikliği var. Onun için mesela benden almıyorlar. O dönem bana anlatmışlardı. Yani başka bir rahatsızlık olsa sorun evet. yok. Ama burada, bu durumda alamıyoruz. Benim evet. kanım değişiyor. Çok teşekkür ederim. Peki onun dışında birkaç şey söyledik, onları tekrarlayalım. Tişörtler çok beğenilmiş. Onları şey yapabiliriz. Ben onları biraz vurgulamak istiyorum. Neler yapabilir öğretmenlerimiz? Bu hashtag'i unutmayalım. Nelis gerçek ve bu yönde başlayan evet. kampanya çok güçlü bir kampanya olursa belki daha fazla çocuğa ulaşılabilir. Evet. Maske kesin bunu yapın. Yani Öznur diye bir arkadaşımız var bizim burada, büyük. O katılırsa kazanabilir. Onun için çocuklardan istiyoruz. Ve baskılı tişörtte dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılığı arttırmak için önemli bir nokta. Biz öğretmenlerimize hani hedef belirleme ve küçük projeler yapma çocuklarla gibi bir şeyi paylaşıyoruz öğretmen sürecinde. Bu da belki bunların araçlarından biri olabilir. Yeni evet. projeler oluşturmak ve yapmakla ilgili evet. olarak. Var mı Melek başka eklemek istediğin? Bir soru daha var. Görmedim. Sizler okullarımıza eğitim vermek için gelebiliyor musunuz? Sizler okullarımıza eğitim vermek için. Elimizden geldiğince buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz bu tür taleplere. Maalesef şöyle bir sürecimiz var. Hepimiz çalışıyoruz. Bizim derneğimizde maaşı çalışan hiç kimse yok. Evet. Hepimiz farklı yerlerde çalışan insanlarız. O anlamda çok çok etkili olamıyoruz. Ama şunu yapabiliyoruz. Size sunumumuzu gönderip sizinle birebir görüşerek yönlendirebiliyoruz. Eğer mümkünse de gelmeye çalışıyoruz. Ama her zaman mümkün olamayabiliyor. Yani hafta sonları öğretmenleşmiş yapabilirsiniz. Hafta sonları yapabiliriz. Evet. Hafta sonları yapabiliriz. Teşekkürler. Evet. Ben böyle hani yüreği çok güçlü insanlarla bir şeyler dinlemek çok hani Meleğin burada olsanız, benim yanımda olsanız enerjisi, o verdiği değer, heyecanı ve çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelini çocuklar için harcıyor olması ve bir sivil toplum kuruluşunun böyle doğuşuna katkı sağlamış olması, bu kendi çevresinde de böyle gönüllü insanları, fotoğrafları falan gördükçe beni çok heyecanlandırıyor. İyi ki sizin gibi insanlar belki de varlar. Ve iyi ki bu tür şeyleri yapıyorlar. Hani bir tane çocuğun hayatını bile değiştirsek aslında evet. çok anlamlı. O yönde verdiğiniz emek için ben sizi kutluyorum bir kere. Ben burada şu anda yaklaşık 30-40 kişinin enerjisiyle buradayım. O yüzden çok fazla görülür. Çünkü hepsi şu anda böyle nefesini tutmuş. İşte biz oraya çok inanıyoruz ve yaptığı işlere çok değer veriyoruz. O anlamda bizim için çok değerliydi burada olmak. Bizim diyorum, çünkü hakikaten o fotoğraftaki bir arkam dolu gibi hissediyorum şu anda. Evet. Çok güzel arkadaşlarımız var. Çok, bu anlamda çocuklar da çok şanslı. Gittiğimiz zaman onlar da enerjilerini çok güzel yansıtabiliyorlar. Umarım sizlerle daha da biliyoruz ve daha güzel, daha somut işler yapabiliriz diye düşünüyoruz. İyi ki varsınız. Zaten siz hepiniz rengarenk. Hayatta da renk veriyorsunuz. Evet. Sunumu alabilir miyiz diye soruyorlar. Evet, sunumu paylaşılabilir halini ise gönderelim. Nasıl alabilirler? Bunu paylaşabilir misiniz? Bu biraz... Şimdi hayatarenkler.de info@hayatarenkler.com'dan ulaşırsanız size ulaştırabilecekleri bilgileri ulaştırırlar. Evet. Bize bu konuda bireysel ulaşırsanız bireysel olarak ulaşır. Gönderebiliriz. Evet. Özellikle eğitim için, okuldaki eğitim için daha detaylı öğrencilere yönelik bir sunumumuz var. Onu sizinle paylaşırız. Daha da faydalı olur diye düşünüyorum.
Ve artı olarak da bu biliyorsunuz bu bizim web sitemizde belli bir süre bulabiliyorsunuz arşivde. Yani bunu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. O anlamda da hem şeyleri, linkleri, hem bağlantıları, hem sosyal paylaşım bağlantılarını buralardan tekrar görme şansınız var. Bu Özellikle arada da kendi Twitter'da mailinizi, işte iletişim adreslerinizi de Hayata Renkler'e ulaştırabilirsiniz. Kesin hocam teşekkür ederim. Twitter adresimiz çok aktif bir adres. Olabildiğince web sitesi konusunda öğretmenler olarak biz kendimiz yönetiyoruz. Çok iyi değiliz. Biraz yavaş kalabiliyoruz. Şu anda biraz eksikleri var. Ben hemen eve gidip onu toparlayacağım sizin için. Ama Twitter adresimiz her zaman çok aktif. Oradan bizi takip edin muhakkak bu süreçle ilgili. 2-8 Kasım'da da lütfen sizlerle daha fazla kişiye ulaşalım. Bu konuyla ilgili farkındalık konusunda sizlere ihtiyacımız var. Sahada biz çok fazla olamıyoruz. Dediğim gibi çok fazla kişiye ulaşamıyoruz ama sizlerin varlığı o anlamda bizim için çok önemli. Ve heyecanla bekliyorum. Şimdi 2-8 Kasım'da bu size tişörtlü fotoğraf. Çok Evet, teşekkürler bu teşekkürler. güzel paylaşım için de. Bize bu süreçte aracı olmamızı sağladığınız için de ayrıca teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hep birlikte. Hep birlikte, evet. Herkese iyi günler.